Herkese merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugünkü dersimizde A2 seviyesinden devam ediyoruz. Bu dersimizde geniş zamanla ilgili cümleler oluşturacağız. Hazır mısınız? Başlayalım. Evet, sorumuz şu. Boş zamanlarında neler yaparsın? Boş zamanlarında neler yaparsın? Bu soruya cevap vereceğiz. Boş zamanlarımda spor yaparım. Tekrar. Boş zamanlarımda spor yaparım. Bu devam eden bir şeyden bahsediyorum. Bir kez değil. Haftada belki 3 gün, 4 gün, 5 gün rutin yaptığım bir şeyden bahsediyorum geniş zamanda. Cümlemize tekrar bakalım. Ben spor yaparım dedik. Diğer Örneğimize geçelim. Boş zamanlarında neler yaparsın? Ben boş zamanlarımda arkadaşlarımla görüşürüm. Ben boş zamanlarımda arkadaşlarımla görüşürüm, sohbet ederim. Görüşürüm, sohbet ederim. Hepsini geniş zamanda söyledik. Ne zaman boş zamanlarımda genellikle yaptığım bir şey aslında bu devam eden bir şey bir kez değil. Bu benim sevdiğim, hoşlandığım bir şey. Şimdi devam edelim. Boş zamanlarında neler yaparsın? Boş zamanlarımda kitap okurum. Boş zamanlarımda kitap okurum. Evet, siz kitap okumayı sever misiniz? Ya da sen kitap okumayı sever misin? Ben kitap okumayı severim. Genellikle sevdiğim bir şey. Boş zamanlarımda kitap okumayı severim. Bir diğer cümlemizi oluşturalım. Boş zamanlarımda müzik dinlemeyi severim. Boş zamanlarımda neyi müzik dinlemeyi severim. Ya da müzik dinlerim boş zamanlarımda müzik dinlerim. Bu çünkü benim sevdiğim, hoşlandığım bir şey. Devam edelim. Hepimiz alışveriş yapmayı severiz. Peki, nasıl cümle oluşturacağız? Ben alışveriş yapmayı severim. Ya da ben boş zamanlarımda alışveriş yaparım. Alışveriş yaparım boş zamanlarımda alışveriş yaparım diyebilirsiniz. Bir diğer cümlemizi oluşturalım. Ben boş zamanlarımda gitar çalarım. Ben boş zamanlarımda gitar çalarım. Kendim için söyleyeyim. Ben boş zamanlarımda gitar çalmam. Negatif söyledim. Çalmam. Ben boş zamanlarımda gitar çalmam. Devam edelim. Ben boş zamanlarımda film izlerim. Ben boş zamanlarımda film izlerim. Sen izler misin? Sen boş zamanlarında film izler misin? Cevap nasıl olacak? Ben boş zamanlarımda film izlerim. Negatif söyleyeceksem ben boş zamanlarımda film izlemem. İzlemem negatif söyledim. Yani olumsuz. Ben boş zamanlarımda konsere giderim. Ben boş zamanlarımda konsere giderim. Sen boş zamanlarında konsere gider misin? Nasıl cevap vereceğiz? Ben boş zamanlarımda konsere giderim. Peki, negatif söyleyelim. Ben boş zamanlarımda konsere gitmem. Ben boş zamanlarımda konsere gitmem. Ben boş zamanlarımda sinemaya giderim. Şöyle de olabilir. Ben boş zamanlarımda arkadaşlarımla sinemaya giderim. Peki sinemaya gitmeyi sevmiyorsanız nasıl söyleyeceğiz? Ben boş zamanlarımda sinemaya gitmem. Ben boş zamanlarımda sinemaya gitmem diyebilirsiniz. Bir diğeri sporlardan bahsedelim. Futbol, basketbol ve voleybol diyelim ki. Ben Boş zamanlarımda futbol oynarım. Tekrar ben boş zamanlarımda futbol oynarım. Negatif söyleyeceksem ben boş zamanlarımda futbol oynamam. Peki voleybol için söyleyelim. Ben boş zamanlarımda voleybol oynarım. Ben boş zamanlarımda Voleybol oynarım. Negatif söyleyeceğim. Bu benim istemediğim, sevmediğim ve yapmadığım bir şey ise. Ben boş zamanlarımda voleybol oynamam. Ben boş zamanlarımda voleybol oynamam. Bir diğeri basketboldu. Ben boş zamanlarımda basketbol oynarım. Ben boş zamanlarımda basketbol oynarım. Negatif bir cümle oluşturacaksam ben boş zamanlarımda basketbol oynamam. Ben boş zamanlarımda basketbol oynamam diyebiliriz. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.